Derin Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Derin Futbol'da birlikteyiz. Kanka, beyaz siviliz. Vallahi yayındayız ya. Vallahi yayındayız. Alo. Hocam vallahi yayındayız ya. Hakikaten mi? Sinan abi yayındayız. Sen şu zaten oturduydun. Vallahi yayındayız Rasim. Yayın abi, ya yayındayız. Abdülkerim abi yayındayız. Abdülkerim hadi başlatın abi. Vallahi kaçtı saatimizde. Hocam kaçta bitiyor? Hocam bir şey söyleyeceğim. Tamam 23.30 dedik de Ankara'da Yeliz dedi ki 2 dakika erken giriyorsunuz dedi. Yeliz de bilir abi ya. Hocam Yeliz de bilir de kız genel yayın yönetmeniniz. Genel yayın konuğunuz. Efendim? Kaç dakika? Yayındayız. Ya bir şey söyleyeceğim. Yayındayız. Yayındayız. Bu yapı meselesini falan konuşacağız, yapıyı konuşacağız. Ya yapıysa ve tarihi yapıyla burada yan yana yaşıyoruz. Ya yayındayız Rasim, yayındayız. Rasim sakızı çıkart, vallahi yayındayız. Hayır yapacağım, ciddi mi? Vallahi yayındayız ya. Hocam yemin et. Hocam, peki Sinan abimin yapısı da yayında. Ya Rasim yayındayız. Vallahi yayındayız. Sinan Engin'in yapısı da ben şikayetçiyim, beni burada otur diyorsun. Rasim'ciğim bir dakika Serkan bir gelsene. Çeşmede yapısı var. Abdülkerim abi yayındayız. Tamam. Vallahi yayındayız ya. Tamam ne dedim oğlum çeşmede. Yayında. Diyeyim hayır oğlum arka yayın falan yok diyor. 32 hocam. Geçe dedi Ertem. He? 32 geçe dedi. Yok 32 değil yayındayız abi ya. Abi hala yayın. Saat 31. 23.31. 31 mi? Ayıp ediyorsun. Bir dakika. Oğlum yayındayız diyorum. 31 mi diyor? Yayındayız. Bu, vallahi 23.31. 3 sefer böyle 7 yayındayız diye bir dakika. Hayır vallahi yayındayız. Ya bak mesaj gel. Ben garantiye gideceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Hocam sen ne yaptın bugün öyle? Ya hocalarımı tanıyanlar ne olur bir mesaj atın. Sen neredeydin öyle? Ben seni... Sinan abi yayındayız. Aradım açmadım benim. Bir toplantıdaydım. Sinan yayındayız. Vallahi yayındayız. Eyvah. Hanım şimdi hanım yazmış. Yayındasınız. Yayındayız. Vallahi yayındayız ya. Toparlanıyoruz. Hakikaten. Ya evet, özür dilerim evet, Sinan Engin'in bir yapısı yoktu. Sinan Engin'in bir yapısı yoktu. Tabii canlı yayında söyledim. Evet sevgili seyirciler Derin Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz. Icardi şu an ne yapıyor acaba? Icardi şu an ne yapıyordur? Bandayı düşünüyor mudur bandayı? Ya yeter şu kadından kurtulsun artık ya. Vallahi billahi ya. Allah kahretsin bu kadından. Icardi ne yapıyordur şu anda? Icardi'nin ne yaptığını söyleyeyim ben Rütük kapatır kanalı. Ya ben buradan şarkıcı Simge Sağ'a seslenmek istiyorum. Ya yapma abi ayıp. Sevgili bir dakika bir Simge'yi niye bağlıyorsun? Sen bugün Lüve'de de söyledin söyleyeyim. Yapma. Sevgili Simge Icardi'ye sahip çık. Nasıl? Icardi'ye sarıl. Biliyorum Simge şimdi değilse ne zaman dedi Icardi ile beraber olmak istedir beyan etti. Kim bizim ya? İkinci bir devrim Özkan'a ihtiyacımız var. Bir dakika bir dakika Simge Hanım niye öyle bir şey desin? Evet dedi abi şimdi değilse ne zaman dedi bağlar mısınız Simge Hanım'ı yayına Simge bağlar mısınız? Simge Hanım'la Icardi aşkını ilan ediyorum. Ya Simge şu an bu Türkiye'nin... aşka ihtiyacı vardır Galatasaray. Simge şu an Türkiye'nin en popüler şeyi oldu. Müthiş müthiş. Evet çok Simge, çok da güzel. Simge müthiş bir şarkıcıdır. Bir, Simge. Bir evet. Numaradır. Ben Simge'yi çok beğeniyorum. Ertem'in yakınıdır ama... Şunu nasıl istiyorum. Benim yakınım ya? Benim yakınım değil abi. Beyler bir şey söyleyeceğim bak kızmayın. Hocam ben samimi söylüyorum. Bak, bir şey söyleyeceğim bak kızmayacaksın. Icardi'nin benim yakınım Simge'ye değil. İhtiyacı var. Ya. Oğlum sen var ya modern şey misin ya? Her şeyim. Modern çöp çatan. Çöp çatanım ben. Onun ben eskiden... Icardi'yi kurtarmak istiyorum. Gitti bir tane ne buldu? Oto hırsızı. Otofare. Otofare ekrana buldu ya. Ekrana getirsenize. Hırsız. Elgante miydi? Buna eskiden başka bir şey derlerdi bu yaptığına. Ne derlerdi? Ben demeyeyim yani. Modern çöp çatanlık diyeyim geçeyim. Hadi boşver tamam. Ertem evet. Hadi ver Ertem. Efendim Sinan abi. Var kayıtlarını ver. Geliyoruz şimdi ver. Sinan abi. Hadi canım. Bırak ne oldu artık. Biz senin ne yaşadık 5 dakika hadi. Ben anlamadım ben. Ben de bir şey oldu. Arap Şükrü falan. Biz nereden girdik? Davrukacı Cezmi. Hadi Ertem. Sinan abi bir fıkra anlatır mısın? Bizim şu öğrendik. Hoca çok muhafaza gibi. Hoca bundan sonra... Hocanın çok muhafaza. Ahmet Hoca'nın çok muhafazakar oldum. Hocam İran İslam Sinan. Devrim muhafızları. Hayır Sinan. Efendim. Hayır doğru efendim. Söylüyor. Hayır. Hocam İslam Devrim muhafızları İran'da. Arkadaşlar alt yazıyı alalım. Alt yazıyı alalım. Dikkat edin. Örf adetlere alt yazıyı bir dakika. Ben çok senin... bel altına espriye girmem. Bravo hocam. Başka espriler yaparım, şov yaparım, bravo. Hakaret bravo. Ederim, bravo. Kavga çıkartırım. Bravo. Ben bel altına fazla girmem. Elgandiyi mi buldun? Müsteşenliğe girmem fazla. Sen mesela müsteşenlik konuşuyorsun. 143 haber neler dedi. Hadi Ertem. Ne dedim? Bir hadi değiştirelim abi. Hocam mevzuları değiştirelim. Hocam mevzuları değiştirelim. Hadi Ertem. Şimdi böyle ne diye? Ne diye? Ha. Ertem de giriyor evet. Abi ya. Şimdi sevgili seyirciler Galatasaray, Samsun Spor VAR kayıtları ile ilgili. Batu VAR kayıtları kaç dakika toplam? Onları da bana bir söyle ama önce Galatasaray, Samsun Spor VAR kayıtlarını bir ekranlarınıza getireceğiz. 9,5 dakika toplam. Tüm maçlar kaç tane kaç maç var onları da söyleyecek arkadaşlar. VAR kayıtlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Önce Rams Park'tayız. Ali Sami Yen'deyiz.
Maçın hakemi kimdi Batu? VAR hakemi kimdi? Onları da bir getirebilirsen ekrana. Halil Umut Meler maçın hakemi, VAR hakemi Emre Kargın. Halil Umut Meler ve Emre Kargın. Şimdi 12. hafta dakika 88. İzleyelim bakalım şu VAR kaydını. Nelson'un pozisyonu. İki elle görüyorum itmeyi. 25 numara. Ben altı karayla başlıyorum oyna. Hocam. Ne? Ne diyorsunuz? Ne diyorum? Emre Kargın, Halil Umut Meler. Ya böyle penaltı mı olur? Bunun için davet mi olur? Dalga mı geçiyor? Dalga mı geçiyor? Dur tek verelim böyle arkadaşlar. Fotoğraf tek kalsın öyle vermeyin. Her maçta bu tür itmeler, belden falan olan şeyler. Böyle penaltı mı olur? Hadi bakın dalganızı. Yok böyle bir penaltı. Niye çağırdın oğlum Emre Kargın? Ben tanımam da kimdir? Halil Umut Meler sen de diyor, hani sözüm ona Türkiye'nin bir numarası. Zaten senin bu aralar bir ince bir kanaman var. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir penaltı davetinde sen bu penaltıyı nasıl verirsin ya? Şimdi bak sen bu penaltıyı verirsen yarın yönettiğin her maçta 10 tane böyle penaltı gösteririm ben sana. 10 tane. En az 10 tane. 10 tane. Abdülkerim abi var mı diyeceğiniz bu konuyla ilgili? Dün ben bu pozisyonla ilgili şunu söyledim. Ben bu itmelere normal olarak karşılarım. Burada bence hakemin, VAR hakeminin kafasını karıştıran şey şu olmuş olabilir. İki eliyle Nelson itiyor oyuncuyu. Ben bu itmelerin bu kadar olabileceğini zaten düşünüyorum. Penaltı değil demiştim bana göre. Fakat VAR hakeminin kafasını şu da karıştırmış olabilir. İttikten sonra oyuncu düşerken 18 dışındaki bir oyuncuya daha çarpıyor. Kötü şekilde, anladın mı? Tamam. Bu da hakeme o itmenin çok şiddetli olduğunu hissettiriyor. Adam dağılıyor da öbür oyuncuya çarptığı an. Dolayısıyla çağırıyor. Ama ben 18 içinde stoperlerin, zaten santroforlar genelde stoperlerin kucağında oynarlar. Tamam mı? Mutlak surette ellen hafif itmeler mitmeler olur. Ben bu pozisyonda dün Ahmet Çakar dediği gibi. Fakat işin tuhafı şu. Ben dün akşam gittim eve. Bütün programların tekrarlarını seyrettim. Bu programa biz burada Sinan da buna ağır dedi. Böyle penaltı olmaz dedi, değil mi? Ben de vermem, ben de böyle dedim. Ahmet Öz zaten penaltı değil diyor. Fakat birçok yorumcu buna ilkinden daha fena penaltı dediler. Çok açık, aleni, iki eliyle itiyor dediler. Bak yani enteresan abi. Mesela bunun en hafifini hatırla Ertem. Yine seninle program yapıyorduk. Antep'te Vida. Evet. Şöyle yaptı, evet, verdiler, evet, biliyorsun. Evet, evet, çok iyi hatırlıyor. Şöyle yaptı, hatırlıyor. Evet, Vida. Çok ünlü örnekler var ama. Ya şimdi tabii bu çok şiddetli değil gibi geliyor ama. Öyle, evet, yani evet. Yapacak bir şey yok yani. Vermiş artık yani. Ama ne biz zaten ama? Dün buna... Burada penaltı biz bu ağır, bu ağır dedik, bu penaltı ağır olmaz dedik buna. Ya şuna penaltı gibi penaltı değil. Hakem kararı. İsterse verir, isterse vermez. Hakemin yani şeyine kalmış, tercihine kalmış. Hakem bu kalmış. Olcay dikici. Ya bu penaltı veriliyorsa burası lig mi değildir Allah aşkına ya. Ya gerçekten şu yabancı hakemler gelsin kurtulalım. Ya biz niye çözümü belli şeyi bekletiyoruz Ertem'cim. Vallahi bunalıyorum ben bizim bu Türk şeyinden. Yabancı hakemler gelsin ben kurtulalım. Ben yabancı hakemlere katılıyorum, doğru. Kim milli takım teknik direktörü de kim getirtmiyor? Yabancı. Aynen abi. Futbolumuzun yıldızları da yabancı. Ben yabancı yönetici de istiyorum, onu söyleyeyim sana. Rasmus Angerse. Yabancı yönetici, yabancı kulüp başkanı. Rasmus Angerse. Aynı Göztepe gibi olsun bak. Aynı Göztepe gibi olalım. Ya Ertem'cim bak ben İzmirliyim. İzmir'de ki Körfez'de, o Körfez ekosisteminde lezzetli ve sağlıklı balık çıkma ihtimali yok. Lezzetli çıksa bile sağlıklı çıkamaz. Çok entelektüel. Aldın, yedin, kolibasilden öbür gün hastanedesin. Öldün ya da tedavi altına alındın. Orada bir balık, bir kefal. Efendim ben İzmir Körfez'indeyim ama sağlıklıyım. Olamazsın. O Körfez'den, çünkü dışkı içinde çıkamaz. Çıkamaz o Körfez ekosisteminden, o iklimden sağlıklı balık çıkamaz. Türk hakem ekosisteminden de Ertem'ciğim. Hı hı. Türk hakem ikliminden de Ahmet Çakar'ı geçenlerde de söyledim. 92 doğumlu yap, 62 yerde. Getir hakem yap, başarılı olamaz. Ya eyyam yapacak ya istifa edecek. Aynı şekilde Erman Toroğlu olamazlar. Bak Gary Lineker, sen benden daha iyi takip ediyorsun. İngiliz futbol yorumcusu. Senin de tabii iyi hatırladığın Lineker'ı tutmuştun. Tutamamıştın. Neyse tartışmalı. Meşhur o zaman kimse maçı tutamazdı onu. Lineker'la Abdülkerim Durmaz'ın hukuku vardır. Lineker demişti ki Cüneyt Çakırcı. Kulaklarımı duydum. Bugüne kadar gördüğüm sezgileri en kuvvetli hakem dedi. Cüneyt Çakır övgülere doğamadı.
Peki bizim Cüneyt Çakır bizim ligde nasıl Zapu abi? Eyyamcının padişahıdır. Lineker senin dostun, tuttuğun ya da tutamadığın Gary Lineker gelip Cüneyt Çakır bizim ligde seyretse der ki Allah senin belanı versin. Çünkü Türk hakem ekosistemi Türkiye'de bu başarısız olmaya mahkum. İzmir kefalleri gibi. İzmir kefalleri eşittir Türk hakemleri. Teknik olarak mümkün değil. İklim olarak mümkün değil. Ekosistem olarak mümkün değil. O bakımdan bizim bir süre yabancı hakemlere muhtacız. Zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu da var yabancı hakem gelsin demeye başlamış duyduğuma göre. Ertem sen daha iyi bilirsin. Abi Ahmet Çakar bu konuda muhafazakar bir insandır. Hayır diyor yabancı hakemler gelsin kardeşim, diyor. Kardeşim yabancı hakem gel bak karıya. Gelmek müsaade zorunda et, hocam. Müsaade et. Bekara. Bekara karı boşamak çok kolay gelir. Şimdi yabancı hakem kararı alındı. Hayda, çok güzel hocam, aynı ezber. Hangi maçlara yabancı hakem aynı gelecek? Aynı ezber. Aynı ezber görüyor musun? İşte bu yapının bir parçası. Yapı yapının, yapının parçası Ahmet Çakar'dı. Bravo. Sinan Engin'in yapısı ayrı o başka bir konudur. O Rütük Kolbici onu anlatamıyorum. Yahu kardeşim müsaade eder misin? Evet. Müsaade şimdi düzen misin? Devam etsin. Müsaade aynen. Eder misiniz? Bu konuda buluştuk seninle. Bunu tabii müsaade eder misiniz? Yani. Söyle yapının ben elemanı sevgili Ahmet Çakar. Ben bu konuda yabancı hakem gelirse olmaz demiyorum. Yabancı hakem gelsin. Fakat sonraki komplikasyonları söylüyorum. Sonraki komplikasyonlar şu. Bir. Hep aynı bir. Şeyle vazgeçiyoruz. Abi iki tane olay. Bir müsaade et. Birinci evet. Olay şu. Hangi maçlara yabancı hakem gelecek? Her hafta Türkiye'de işte 8-9 tane Süper Lig. Altta PTT Lig maçı. Hangisine gelecek? Soru bir. Cevap veriyoruz. Hala evet. Aynı soru. Cevap şu. Cevap ne? Türkiye'de futbol iklimine bakıyorsun. Futbol bak, iklimi. Futbol hangi sistemi. Maçlara diyor. Hangi maçlara diyor. Şimdi Türkiye'de hakemlerin. Bu altyazıyı kaldırın. Türkiye'de hakemlerin bu durumda olmasının bas sebebi ne? Büyük kulüplerimiz. Yani gösterilen maçlar. Büyük kulüplerimiz. Hakemler üç hangi büyük. Takımların taraftarları çok deliriyor. Fazla her şeye hakim olanlar. Nerede olaylar çıkıyor? Sen ona bir bakacaksın önce, bravo, tamam mı? Bravo. Hakemlerin ama dengesini Kayseri Spor, Alanya Spor bozmuyor. Bozmuyor. Hakemlerin dengesini şampiyonların özellikle büyük takımlarımız bozuyor. Dört anladın mı? Dolayısıyla hakemler Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un eğer Trabzon şampiyonluğa oynuyorsa dengeleri eyyam yapmak zorunda hissediyorlar. Baskıları çok camialar evet, evet. Olarak. Yani Kayseri Alanya maçında yabancı bir hakeme gerek yok. Hakem olduklarını hatırlıyorlar. Bravo. Kayseri Alanya maçında adam az problemli. Çünkü aynen. Çünkü kafasında ben rahat. Alanya lehine penaltı verirsem Kayserililer ne der? Kayseri aleyhine puan verirsem Alanyalılar Türkiye'yi ayağımı kaldırır diye. Bak, hocam, anladım. Hocam bir düşüncesi bitirsin, bitireyim hocam. Bitirsin. Öyle bir düşüncesi olmadığı için adam eyyamsız rahat bravo. Yönetiyor. Hatalı karar verse de o sadece onun hatası oluyor. Tamam mı? Diğerleri olmuyor. Diğerlerinde kafasında hep bir korku var. Fenerbahçeliler bu gece beni linç eder. Galatasaraylılar meslek hayatıma son verdi. Trabzonlular şunu yapar. Trabzon Federasyon Başkanı Trabzonlu acaba stata gittiğimde oradan çıkamam mı? Beşiktaş da eyvah bu sene azdı. Bravo bravo. Böyle yönetiyor Türk hakemleri. Onun için bunların maçlarına özellikle oluyorlar. Yabancı hakem. Hocam Alanya Spor Bodrum zaten maçında hakem. Bravo. Şimdi niye hata Olcay Dikici diyor ki Rasim Ozan'a katılıyorum diyor. Hasta Galatasaray'a bir pozisyon. Aynen. Bir selam söyle Olcay Dikici. 85. dakikada bu pozisyon. 85. dakikada Galatasaray 1-0 galip veya Galatasaray Samsun berabere. Veremez. Bu penaltıyı verebilir mi? Veremez. Eyyam işte bu. İşte, hadi, bir şey daha söyleyeyim. Ben de bir şey daha söyleyeyim. Bu penaltı aynısı dün Alanya Bodrum maçında oldu diye. Aynen aynen. Konuşur muyduk burada biz? Ya konuşmuyoruz. Türkiye ayağa kalkar mıydı? Alanya'da bile konuşulmazdı. Bu kadar abi ya. Bile hocam budur. Ama Türk sulandırmak istersen kimi vereceğiz? Türk hakem ekosistemi. Aşk Bodrum'da yaşanıyor söyler misiniz bize? Beyler beni bir karar alırken komplikasyonların düşünmeniz. Tamam apoyu iştirak ediyorum. Galatasaray, Fener. Bazen Fener'in dengesini umarım alıyor. Hocam hoş geldin. Ne diyorsun oğlum? Ne haber hocam? Konuşuyor ya. Ne haber Ertan? Hocam ne haber ama elini tutmadı. Öbür elle hocam. Nasılsın hocam? Hoş bulduk. Ne yapıyorsun hocam? Sağ oturuyorum geldim. Burada beyaz spor ekosu. Bir dakika. Evet güzel. Hocam. Ya hocam Panathinaikos Olympiakos maçını 10 senedir Yunan hakemi. Sinan abiye bak Sinan. Sinan abi koptu. Hadi gel. Yapı mapı her şey orada. Ben de kendimi parçalıyorum ciddi. Hayır elini tutmadı.
Elini tutmadın çünkü o el tombalacıydı. Ya yapma Rasim. Ya beyler iyice de şaşırdı. Hocam Sinan abiye bir sarılır mısın? Ya, beni seviyorsan ölümü gör Sinan abiye sarılmazsan. Ölümü gör bak. Hocam her zaman. Hocam sen de... Karnı, hocam karnını taşıma sen de ya. Ay! Sinan! Sinan gibi kokuyor kendi. Sinan yandı Sinan. Sen görmedin. Eli... Elini göbeğini kaşıyor. Her türlü nereye tutsa elini sürebilir hocam. Büyük hatamsın Sinan abi. Elinden göstermedi. Sinan Engin'in yapısından korkarak buraya kaçtı. Gerçek. Evet. Hani Rasim hadi biraz programı konuşalım. Yabancı hakem gelecek. Hangi kalitede adam gelecek? Hangi ülkeden gelecek? Ya, her ülkeden. Avrupa'dan ülkeden. Hocam birisi mesaj yaptı. Abi futbol konuşacaksınız diye çok korkuyorum. Allah'ım yarabbim. Ben de Türk futbolcusuyum da. Hüseyin Yılmaz. Abi. İyi akşamlar Sinan abi. Allah'ım. Severek seviyorum. Yemin ederim ağzım futbol ağrıdı ya. Futbol konuşacaksınız diye çövdüm patlıyor. Bana ben de saf saf Türk hakemlerinin sorunluğunu gidermek için ciddi ciddi analizler yapıyorum ya. Ümit böyle. Aydın diyor ki, Ümit Aydın kardeşim Abdülkerim abi doğru söylüyor diyor. Tabii ben doğru söylüyorum ama siz Ümit Aydın bir selam söyler misin? Ümit Aydın'a selam da ben Ümit'ciğim ben doğru söylüyorum. O ara Ümit'ciğim ben Ahmet Hoca'ya eliyle cümleğini kaşıyor. Rasim şey Ertem'le yeni görüşmüş gibi öpüşüyorlar. Ahmet kalkıyor elleriyle Sinan'ın kafasını okşuyor. Ben de Türk hakemliğinin sorunlarını anlatıyorum. Delireceğim ya. Vallahi evet şimdi var kayıtlarına devam edeceğiz ama. Ben eve gideyim. Vallahi benim başım ağrıdı ya. Ne oldu ya? Hadi burada ses çıkıyor. Hocam Celal Kolat'ta yazıyor. Ne yapıyor yazıyor Celal? Bak Celal Kolat. Ne diyor Celal? Celal Kolat. Rafa'yı ittiler arkadan. Penaltı vermedi. Hakem kasap başı maçında aynı pozisyon değil mi? Ne son itmesine Samsun maçında hangisi doğru kabul edeceğiz? Ya sevgilim. Celal Kolat, Celal Kolat kardeşim haklı. Şahsi görüşüm. Nelson'unki de penaltı değil. Rafa'ya yapılan hocam, hareket de penaltı. Ben ne yazmışım? Ay, ay, sen. Standart yok ki zaten. Ceza sahası için. Sinan abi Ümit diyor ki var olmasaydı var olmasaydı lig nasıl olurdu? Bu Ümit değil sen. Ümit Aydın diyor ki. Kim bu Ümit? Var olmasaydı. Ümit Aydın. Ümit Aydın'a çok selamlar. Var olmasaydı lig nasıl olurdu Sinan abi var diyor. Var olmasaydı lig daha şenlikli olurdu. Daha şenlikli olurdu. Daha şenlikli olurdu. En azından hataları görürdük. Hakemler daha az hata yaparlardı bu sefer. Var var diye bence daha çok yapıyorlar. Tabii. Kazanıyor. Rahatlar. Var'da bazı kimse, hataları. Rehavet. O zaman hocam mesela bakıyorsun sen. Mesela 50 metreden penaltı veriyordun mesela. Veriyordum. Anladın mı? Şimdi vermeyecek vermiş adam. Miyim? Vermiş miyim? Kralını verdi. Bir versenize. Sinan abi doğru söylüyor. Sinan, ekrana getirin. Sinan. Apo Gökdal laf var. Birazdan bunlar tam evet. 32 sene önceki bir olayı getirecekler. Eyvah. Bu da beni aslında gururlanıyorum. Hocam gençliğime beni, dönüyorum. Hocam bana Rasim de bana 32 yıl önce Lineker'le girdiğimiz ikili mücadeleleri anlatıyor. Hocam. Ve müziği alalım. Diğer var pozisyonuna geçelim. Hocam diğer pozisyona geçiyoruz. Diğer pozisyon Fenerbahçe maçında Ciku'nun Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması. Bir ekrana getirelim. Skandal. Hakem karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam. VAR hakemi Sarper Barış Saka. Çok zor söyleniyor ya Sarper Barış Saka. Ben bazen Barış artikülasyon Barış gerekiyor Saka biliyor musun? Diyorum, garip garip. Artikülasyon. Sarper Barış Saka. Sarper Barış Saka. Sarper Barış Saka. Söylesene hocam. Hocam 5 defa üst üste. Bir dakika. Beyler bir dakika. Anaokuluna döndü burası. Hocam 5 defa üst üste. Rica ediyorum. Sarper Barış Saka. Sarper Barış Saka der misin? Sarper Barış Saka, Sarper Barış Saka, Sarper Barış Saka, Sarper Barış Saka, Sarper Barış Saka. Abdülkerim abi söyler misin? Ben diyelim ağzımdan yanlışlıkla canlı yayında bir şey kaçar. Bırak oğlum beni. Hatırım için beni seviyorsan etme. Lütfen. Söyleyemem. Şimdi Sarper Barış Saka, diyemiyorum işte ya. Bırak. Rasim söyler misin 5 kere Sarper Barış Saka? Oğlum bu dal kalkar, kalkar, kalkar falan vardı. Onun gibi evet. Tekerleme mi kardeşim bu? Sarper Barış Saka, Sarper Barış Saka. Ya tekerleme programına mı geldi? Rica ediyorum hadi abici. Sarper Barış Saka, Sarper Barış Saka, Sarper Barış Saka. Sarper Barış Saka. Sinan abicim 5 kere üstte Sarper Barış Saka diyebilir misin? Sarper Barış Saka, 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 Sarper Barış Saka. Sen ne cürü söylersem Sinan Engin'in yapısı, Sinan Engin'in yapısı, Sinan Engin'in yapısı söyle. Sinan Engin'in yapısı, Sinan Engin'in yapısı, Sinan Engin'in yapısı, Sinan Engin'in yapısı. Ne?
Büyük. Onu sen biliyorsun galiba. Beni iyice de şaşırdınız. Gelelim. Sen de Çeşme'de yaptıran taşı yapıyı ya. Yapıyı yaptırdın zaman artık ya. İnşaat bekliyor. Efendim? Ne oldu pozisyon ya? Pozisyon derken birdenbire efendim diyoruz. Pozisyon ne oldu? Çok sıcak bir gelişme var. Çok çok sıcak bir gelişme. Hemen. Şaka yapıyorsun. Yok vallahi bak çok yalan sıcak bir gelişme ya. Hemen gidiyoruz. Hemen gidelim. Şimdi Fenerbahçe maçına gidiyoruz. VAR hakemi Sarper Barışsaka. Hakem Kadir Sağlam. Bir izleyelim. Bu hafta en çok konuşulan görüntülerden biriydi. Bir izleyelim bakalım. Eline düşüyor. Açtım hocam. Koyunca. Evet. Bu eliyle oynadığı an. Evet, göster lütfen. Başka açın yok değil mi? Başka açım yok. Sarper ben kararında kalacağım. Bu bana göre el değil. Tamam. Gol veriyorsun tamam. El değil. Sarper ben kararımda netim. Ben bu golü veriyorum diyor hocam. Şimdi bak. Dün akşam da söyleyen Kadir Sağlam. Dün akşam da demiştim ki bu çok 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 ortada bir pozisyon. Hı hı. Ben elle oynama veririm derken Ciku'nun top böyle gelirken son anda böyle bakarak elini çekmemesi olarak yorumluyorum. Hayır bu gayri kasti işte yukarıdan aşağı yağmur damlası gibi düşen hı hı. Topta verilmez falan ona da saygı duyarım. Zaten bu nereye yansıdı biliyor musun? VAR hakemi benim gibi düşünüyor. Hakem Kadir Sağlam Apo gibi düşünüyor. Evet. Abdülkerim abi sizin görüşünüz. Ben dün size söylemiştim. Evet onun için söylemiştim. Evet, buna ben konuşma gereği bile duymuyorum. Ya bugünkü kayıtlardan sonra ne diyorsunuz? Fark etmez. Ne olacaktı ki? Zaten böyle denecekti. Böyle konuşulacaktı. Burada amaç Kadir Sağlam'ı cendereye almaktır. Ben bunun çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. VAR hakeminin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Burada herkesin önünde Kadir Sağlam'ı cendereye alıyorsun. Bütün hakemlerin yaptığı gibi. Adama inanmadığı bir şekilde pozisyonu iptal ettireceksin. Yok ki gol iptali için seni çağırıyorum tabii, diyor Kadir, zaten. Burada evet, haber bu aslında. Evet. Kadir Sağlam Allah'tan soyadı gibi sapasağlam durdu. Bu oyunu bozdu. Bak bu art niyetlidir. Ben dediğim gibi buradan programdan sonra gidip sabaha kadar bütün programları seyrediyorum. Bırakın bunun el olmasını. Bunun VAR tarafından çağrılmasının skandal olduğunu söyledi bütün yorumcular. Hani bırakın diyor hani buna şey yapmayı, golü iptal etmeyi. Hı-hı. Bunu çağırmak bile bir skandaldır diyor. Hı-hı. Bütün yorumcular gördüğüm. Ben zaten onları dinlemeden burada canlı yayında söyledim. Bu komedidir, olmaz. Bakın burada çok açık. Daha top havadayken Sivas'ta oyuncunun topla hiçbir işi yok. Yok. Tek amacı Ciku'ya dengesini bozup topu vurdurtmamak, kafayı vurdurtmamak. Hı-hı. Ve top dediği gibi ele düşüyor. Elle oynamaz. Ele düşüyor şurasına. Ve ondan sonra da zaten 3-4 2-3 aksiyon geçiyor. Neler oluyor falan filan. Burada VAR'ın devreye girmesi hiç iyi niyetle açıklanacak bir şey değil. %99.9 ile VAR'a giden hakemler biliyorsun değil mi? VAR'ın istediğini yerine getirir. Bu hakem bir iki örnek var. O iki örnekten biri oldu. Tebrik ediyorum. Safa sağlam durdu. Bu arkadaş incelenmeli. Barış Alper Saka. Sen söyle dedin ya bak şimdi nasıl söyleyebiliyorum. Neden? Öfkelendim çünkü. Sarper Barış Saka. Yine yanlış söyledin. Yanlış söyledim. Ters söyledim gördün mü? Bende olmuyor bu Barış çocuk. Barış Alper Saka dedin bir çocuk sen. Çocuk bende olmuyorsa. Sen Barış Alper Saka tamam, dedin. Bu çocuk bende olmuyorsa hakemlikte de olmuyor demek. Peki. Şimdi güzel şeyler konuşacağız. Onun güzelliklerini konuşacağız. Ha bir pozisyon. Efendim? En-Nesyri'nin penaltı pozisyonu var. En-Nesyri'nin penaltı pozisyonu. Tamam penaltı. Bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart veriyorum kaleciye. Doğrudur. Ben abi. Evet canım. Abdülkerim abi demin dedi ki kötü niyetli dedi Sarper Barış Saka için. Ama Sarper Barış Saka kendisine de soracağım. Sarper Barış Saka kötü niyetli olsaydı burada çağırmazdı Kadir Sağlam'ı. Ya şimdi bu çok emin değil burada. Hı hı. Yani orta hakem de çok emin değil. Tamam. İkisi de emin değil. Yani pozisyon çok anlık ve gri ve arkası muhtemelen hakem arka pozisyonda kaldığı için göremiyor ön tarafı. Ondan dolayı çok emin olmadığı için çağırıyor. Şimdi bunun şiddeti çok önemli. Yani şiddetli. Şimdi burada baktığın zaman el orada ayakta. Yani ne kadar vurdu, nasıl vurdu ama devam ediyor çünkü. Ya çok şiddetli değil. Yani bilmiyorum. Yani bana göre çok şiddetli değil bu yani. Nelson'un pozisyonu gibi söylüyorum. Aynı şekilde çok bir şiddet yok bunda.
Yani hakem veriyor, verebiliyorsa veriyor. İstese vermez de bir şey diyemezler. Evet. Verdi ama. Ya bana göre yani 50-50 yani penaltı. 50-50 hocam. Abdülkerim abi demin dediniz ki Sarper Barış Saka evet. iyi niyetli değil. Ama değil. Ben de diyorum ki size değil. Kötü niyetli olsa değil. Burada niye çağırsın? Şimdi çağırmaz. burada pozisyon defalarca gösterildi. Hı hı. Her gösterdiğinde de El Nesir'in ayağına kalecinin iki eliyle teması var. Kaval kemiğinin oraya. Tamam mı? Diz kapağıyla ayağının ortasına darbe var. Ve El Nesir'in ayağı görüntüde şöyle yamuluyor. Tamam evet. mı? Zaten burada bunu devamlı görüntü gösteriyor ya. Var odasında da o var. Hı hı. Bunu o ilk vara çağırdıktan sonra ikinci yarı o kadar da enayi değil. Kötü niyetli de o kadar keriz değil. Adamı ne yaparlar biliyor musun burada vara çağırmasan? O görüntüleri gösterirken. Bütün Türkiye görüntüleri görüyor. Elle temas var. Şiddeti azdır çoktur. Bilmem ben. Şuna bakarım ben. Kaleciden topu sıyırırdın değil mi? Kaleci atladı mı? Topa değdi kaleci. Sonra da o ellerini mecbur pozisyon gereği çekemedi. Elle sineye böyle şekilde değdi. Tamam. O zaman penaltı vermem. Çağırmam da. Topa değecek. Sen atlayıp fıs geçeceksin. Adam topa hiç dokunamayacak kaleci. İki eliyle ne işi var ayaklarının üstünde kaval kemiğinin orada? Ne işin var? Amacı şu arada kalecinin. Çalım yediğini biliyor. Tabii ki çok şiddetli vurmayacak. O ufak darbe bile onun dengesini bozar diyor. Zaten dengesini bozuyor. Amaç onu zor pozisyona itmek. Anladım. Bunu çağırmazsa VAR hakemi ortalığın yıkılacağını biliyor. Çünkü görüntü defalarca veriliyor. Defalarca iki eliyle El Nesir'in kaval kemiğine darbe gözüküyor. Aptal değil orada oturan Sarper Barış Saka. O enayi değil adam. Bunu çağırmazsa eyvah eyvah derler. Eyvah eyvah. Bunu çağıracaksın. Orta hakem de bakacak, karar verecek. Anladım. Anladın mı? Öyle yok öyle. O zeki adamlardır onlar. Neyi ne yapacağını bilirler. Hocam bunu çağırmasalar hakkınız... adamı linç ederler bunu. Benim gördüğüm dün canlı da şu. Atlıyor. Temas var. Topu çekiyor. El Nesri bakıyor avuta gidiyor. Ben kendimi bırakayım diyor ve bırakıyor. Evet. Ben bu penaltıyı vermem. Peki Rasim'cim var mı senin söylemek istediğin bu konuda? Baba burada sence penaltı falan yok. Penaltı yok. Babacığım. Senin soru sorman bir kere. Babacığım bak yani biz bunu hocayla canlı böyle bir soru sorulur mu Rasim? Sorusu morusu yok. Bilimsel olarak söyleyeyim. Söyle. Kardeşim futbolcu topu out'a atmış. Rasim cebine koysana. Ha ama bak bir dakika dur. Out'a attıktan sonra. Bunu birçok kişi söylüyor bak, ama. Bence penaltı bu arada. Bence penaltı. Ya sen ilk beni sen aradın ya maç oynanırken. Evet. Futbolcu out'a attıktan sonra futbolcu topun out'a çıktığını müşahede ettikten sonra müdahale olmuş mu olmuş ve o futbolcu da kendini yere bırakmış. Buna nasıl penaltı verilir arkadaş ya? Evet. Avuta falan ya çıktı. Out ya. Top sahanın içinde bu darbeyi vurduğu an. Velev ki bak bir kere Rasim hani hayali bir şey anlatıyor. Hayal top sahanın içinde top avuta falan atılmış değil. Hamleyi aldı. Elleriyle darbe temas ettiğinde top avuta falan çıkmış değil. Zaten bakın çıkmadı verilen penaltılara. Yani. Topa vuruyor adam üstten avuta gidiyor. Oyuncunun ayağı geliyor tekme vuruyor. Tık hakem penaltı çalıyor. Burada elle temas var mı yok mu? Var. He. Hakem bakar. Gidip incelerdi. Derdi ki kardeşim. Sen vermezdin bunu biliyorsun. Ben veririm bunu. Ben bunu veririm. Hele ikinci beni gidip hele kameradan seyredersen veririm. Ayağı bir kere yamuluyor adamın. Ayağı. Ben o zaman bir şey itiraf edeyim. Bu pozisyon olduğunda bir telefonum çaldı. Ki genelde olmaz. Ertem aradı beni. Evet. Ben seni hayatımda ilk defa bir pozisyon bravo. İçin aradım. Aynen öyle. Hiç aramaz şaşırdım. Ben dedim yayınla ilgili bir şey söyleyeceğim. Herhalde yayın. Apo abi dedim. İlk defa. Bak daha hakem VAR'a gitmeden he. Dedi ki Apo abi bu %100 penaltı. Bu nasıl VAR çağırmaz dedi. Ben dedim. Dur Ertem çağırdı. Eliyle değme var dedi. Kalecinin dedi iki eliyle teması var elinizin ayağına dedi. Ertem dur galiba dedim. Dur acele etme. Galiba çağırıyor dedim. Ve ara çağırdı. Sen bunun %100 penaltı olduğunu ilk söyleyen adamsın evet. bana. Hadi o zaman. Sevgili seyirciler. Vermiyorum Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını falan. Bravo. Vermiyorum. Hocam bir şey söyleyeyim Ertem mi sana? Ertem akıllı Şener. Ertem akıllı Şener diyor ya. Evet abi. Hocam bir şey söyleyeyim mi? İstersen verelim. Ama ben diyorum ki fıstık gibi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın
Samsun'un kalan maçlarında millet kağıt aynen kalem ya, daha çok hoşuna gidiyor. Onu bekliyor. Bilimsel hocam tahmin. Neyi vereceğiz? Çocuk gibiler. Kavga ediyorlar. Bravo sürekli hocam. Tartışıyorlar. Sen bilir. O ona, o ona, öbürü ona, öbürü ona. Yani bence gerek yok. Sen bilirsin ama ben diyorum ki sizle hani bir reklama gidelim, bir konuşalım bakalım kendi aramızda. Erdem bir soru sorabilir miyim sana? Dzeko var, En-Nesyri var, o var, bu var. Hangisi oynayacak kardeşim? Evet. Geleceğiz. Osimhen oynayacak. O zaman bir şey söyleyeyim. Osimhen oynayacak. Biz bu konuya zaten girmeyelim. Bunu. Şöyle diyelim. Teraziden kaçan hırsızdır deyip kapatalım. Ne oldu lan? Şimdi oldu? Sevgili seyirciler sizlerden ricam. Kim? Sen herkes sen bir kağıt bir kalem ayarlasın. Bir kağıt bir kalem. Kalan maçlar ilk yarının ilk yarıda neler olur? Kalan maçları sizlerle ligin ilk yarısında reklam kalan maçlar. Reklama gidiyoruz. Herkes kağıdını kalemi alsın. Alsın. Lütfen en sevdiğiniz bölüme geliyoruz. Ertem bilimsel Fener. Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'tan Galatasaray'a, Galatasaray'dan Beşiktaş'a, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye kimi alırsınız bölümü var. Çok keyifli bir program. Bugün gece 3'e kadar sizlerle beraberiz. Bu ara para kazanmak isteyen Rasim'in tahminlerini oynasın. Olcay Dikici'ye selamlar. Ümit'ime selamlar Ümit'ime. Murat Hocam'a selamlar. Haydi reklam. Rasim'in bilimli Derin futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Konuşmaya devam ediyoruz. Benim anlatmaya devam ediyoruz. Bir haber var. Sevgili kardeşim Ali Demirer'in, Burcu Demirer'in çocukları Ata Demirer'in 14 Kasım doğum günü. Kızımız da Dila'ya gözlerinden öpüyorum. İyi ki doğdunuz. İyi ki doğmuş. Önemli bir İyi ki doğmuşlar. Çok önemli bir haber hocam. Ben. İyi ki doğmuşlar. Vallahi ben mutlu yine sinirli savaş çıktı zannediyorum. Mutlu yıllar. İyi ki doğmuşlar. Ödüm kopuyor. Bu arada İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Kerem Yükseloğlu hocamız izliyormuş. Çok selamlar, saygılar kendisine. Kerem Yükseloğlu hocamıza. Selamlar. Şimdi sevgili seyirciler, ekrana getireceğimiz görüntüler... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş detay kadrosu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin detay kadrosunu şöyle bizi altı alarak yukarıya Serkan Dündaroğlu'ndan, yönetmeninden rica edeceğim. Bir verebilirsek çok sevinirim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin detay kadrosunu bir görelim bakalım. En sevdiğiniz bölümlerden birine geldik. Biraz sonra da gelecek haftanın maçları, kalan maçlar hepsini ekrana getireceğiz. Şimdi Sinan abi ekranda. Sinan abimle başlamak istiyorum. Sinan abi. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadrosu ekranda. Sen Mourinho'sun. Hı. Ya da Mourinho'nun yanındasın Sinan abi. Berabersiniz. Mourinho diyor ki Sinan bir dakika, hocam. Bir dakika, bir dakika. Güzel bir oyun oynayacağız ama. Testere filmi gibi. Bana ver testeremizi arkadaşlar. Tahtayı getirin. Bir de gazlı kalem getirin. Tahta ve gazlı kalem. Şimdi bak kalem. Burada büyük takımı çıkıyor. Hep oylama demokrasi. Galatasaray ve Fenerbahçe kadrosunda sağ bek mevkii için oylama yapıyoruz. Tahta kalem ve beyaz tahtamızı rica ediyoruz. Anladınız mı? Ne demek istediğimi? Tahta kalem. Evet ben anladım. Görmeden anlamam. Neyi görmeden? Ben anladım. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin potansiyel 18'er 20'şer kişilik kadroyu zaten hepimizin aklında. Evet. Burada. Şimdi ben diyorum ki bir takım çıkaracağız. Burada. Hayır çıkarız. Oylama yapacağız çıkarız çıkacağız. Hocam, herkes oraya verir. Herkes... Hayır. Yani oradan doğru 10 adam gider. Oradan oraya doğru. Anlamı sorun o değil. Ne, maça sorun? Çıkıyoruz kardeşim. Ne demek o ya? Maça çıkıyoruz. Mustera mı, Livakovic mi? Evet, oylama yapalım. Hadi başla. Yapalım hadi. Yaz ben, hayır, gelsin tahta getir. Getir tahta, oğlum. Tahta geliyor. Hocam kalkıyor. Teşekkür ederim kalkıyor. Hocam. Şimdi bakın beyler, bu bir oyun. Türkiye'de bize oyuna iştirak eder. Görüntü tamam mı evlat? Tamam. Serkan'cığım, iyi miyiz? İdeal. Karma. Çok güzel. Yazıya bak. Hiç doktor yazısı gibi değil. FB, öğretmen YS, mutabık mıyız? Mutabıkız. Tamam. Evet. Kadroyu verebiliyor musun Serkan'cığım bir şekilde? Bakın hep ben böyle geometride iyiyimdir ha. Süper. Tamam. Kaleyi de yaptı fileleri. Hop. Hop. Penaltı noktası. Cezayı. Evet, kaleciden başlıyoruz. İki, Livakovic mi, Müstera mı, İrfancan Eğribayat mı? Yok, İrfancan Eğribayat değil. Hayır, getiriyorum ben. Müstera mı? Mert evet, var hocam. Ha, Fener Galatasaray. Abi, yapıyorsun. Galatasaray Fener diyorum. Tamam hocam, Müstera. Buyurun beyefendi. Müstera. Sen Müstera, sen. Sen. Ben Livakovic. Liva, sen çok Ertem. Kurtardım. Müstera. Ben de Müstera, sana sormaya gerek yok. Üçü yakaladık çünkü. Hayır, üçü yakaladık. Tamam, tamam.
Bak şimdi ne çıkıyor? Mustera. Yazıyorum. Neye göre diyorsunuz? Mesela bütün futbol hayatı mı? Hayır, hayır. Yok, bu hayır. Yarın... Bu sene, hocam aktüel, bu seneye mi bakarız? Hayır, soru şu. Ya 3 gün sonra bu karma dünya şampiyonu Arjantin'in karşısına çıkacak veya Manchester City veya Liverpool'un veya Real Madrid'in karşısına çıkacak. Bu sene kim formda? Abi şu anda diyorum şu ya. Anda, evet, kim şu anda gene şu anda. Abi sen kanaatini söyle. Liva diyorsun değil mi? Evet. Ben abi sen Livakovic dedim. Biz hepimiz Muslera dedik, evet. Ya. Hoca Muslera'yı yazıyor. Bu seneye göre diyorsanız sizi tebrik ediyorum. Evet Muslera. Hayatım bu çok sene değil. Şu anda. Yarın oynayacağız diyorsun hocam. 3 gün sonra bu Allah karma Allah Allah. Real Madrid'e çıkıyor. Hayır evet. şunu. Şu anda hangisi formda? Hayır Muslera. Ya sen ben Muslera mı abi? Maça diyor yeni maça. Tamam yeni evet. Maça tamam evet. 4'e 1. Bana karma yap hayır, demiyor. Hayır yarın maça çıkacak. Garantiyi evet. Alıyoruz. Muslera varsa şampiyonluk var çünkü. Ya bırak bu işleri. Abi anlatamadık ki ben. Ama abi bak 4'e 1'iz. 4'e 1 4'e 1 ya. Evet. Sağbek. Sağbek. Şeyli bir yorum Sağbek. Sağbek. Osay Samuel. Sağbek. Alo beyler. Osayi. Osayi sen? Gerard diyeyim ben hadi. Ne diyeyim abi ya? Hani bu iş buraya gidecek sonuçta. Osayi Samuel. O bana sormaya gerek yok. Osayi Samuel. Sağbek. Siz yapın siz ben. Osayi Samuel. Tandemler. Tandem. Sağ stoper. Ben Davinson Sanchez diyorum. Güç tartışmasız Davinson Sen? Sanchez. Davinson Sanchez. Benim Abdülkerim abi Davinson Sanchez. Ya. Sinan abi Davinson Sanchez mi? Sinan abi Davinson. Tartışmasız. Yani. Tartışmasız. Sol stoper. Sol stoper. Bir ara Fenerbahçe'ye de getirin. Fenerbahçe'nin içinde görelim. Çağlar Beka. Çağlar'a geçmiş olsun. Ben, en az 2 ay yok deniliyor. Ben Cicu diyorum. Sen Cicu. Benim stoper ikilim Cicu. Ne o Galatasaraylı işte? Sanchez. Sinan Bey. Cicu ikilisidir benim. Abdülkerim Sanchez, Sanchez Cicu yaparım. Sen? Abi Sanchez yani. Ha, şeyin yanına diyorsun. Sanchez ve Cicu. Tamam. Sen? Ya sormaya gerek yok. Ben de Cicu diyorum. Sanchez Cicu. Cicu'nun böyle bir havası zaten futbolcuyum diye bağırıyor böyle. Geçen sene sorsaydınız Abdülkerim derdim. Sol bek. Anlatıyor musun? Evet. Geçen sene bunu yapsaydın Abdülkerim derdim. Beyler sol bek. Ben bu seneki formuna göre bakıyorum. Yani. Beyler sol bek. Jakobs mu? Kostić mi? Evet. Çok ortada ya. Çok ortada ya. Karar verin. Jakobs. Sen? Kostić daha kaliteli oyuncu. Ben Kostić. Ben de Kostić diyorum hocam. Jakobs. Sinan? Jakobs mesela abi. Kostić'in tecrübesi yeter bence. Kostić. Ben de eyvallah. Sormaya gerek yok. Kostić. Osayi, Sanchez, Cicu, Kostić oldu savunma dörtlüsü. Şuraya iki adam istiyorum. 6-8. Yani bunlar Fred, İsmail, Torreira. Ben söyleyeyim mi önce? Buyurun. Amrabat. Ve hayır bir tanesini söyleyin önce. Amrabat ve Gabriel Sara 6-8. Bravo. Amrabat ve Gabriel Sara. Güzel güzel bir. Ben de aynı görüşteyim. Amrabat ve Gabriel Sara. Ben de Torreira Sara diyorum. Sinan abi. O da olur. Torreira Sara da olur. O halde Sara da herkes mutabık. Sara. Sara diğerini buluyoruz. Ben Amrabat diyorum. Ben de Amrabat. Rasim sen? Amrabat ve Sara dedim ya ben. O da sen hocam. Torreira. Sinan abi. Torreira. 3-2 olduk. Amrabat. Biz, Amrabat oldu. Saray'la Amrabat. Amrabat daha değerli topar. Gol atıyor adam ya. Her ya. Geçen hafta gol attı. Bu hafta gol attı. Adam şu 3. Arkadaşlar 1-2-3. 1-2-3 yaptık. Yani, sağ ön. Oynamasa bile ben İrfan Can Kahveci diyorum. Olabilir. Yok şey böyle şey olur mu ya? Ben Barış... Ne o çocuk? Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Ben de Barış Alper diyorum. Ben de Barış Alper tartışmasız Barış Alper ya tartışmasız. Tabii ki Barış Alper. Bay yaz hocam. Bay Barış başına. Alper diyor. Barış Alper Yılmaz. Şurada. 10 numaraya. Mertens. Tadić. Tadić. Mertens. 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 Sol taraf. Sen Maximen mi Yunus mu? Tartışmalı. Ben Yunus diyorum. Ben Maximen diyorum. Ben de Yunus diyorum. Yani şu an formuna bakarsan. Yarın Real Madrid maçına çıkıyoruz öyle mi? Maximen diyorum. Uzak ara Maximen. Maximen diyen. Şu ana kadar gelen performans. Hayır abi 3 gün sonra maça çıkıyoruz gözünü seveyim. Yani Maximen daha. Yani, tecrübeli. Uluslararası futbolcu canım ayrı. Ama şu ana kadar dersen ligde. Soru o Sinancı, ben işte aynısını söylüyorum. Evet forveti arkadaşlar. Livakovic Muslera'nın önünde. Forvet tartışma hocam. Hocam santrafor yazmaya gerek yok. Yazma hocam yazma. Bir şey söyleyeceğim. Bana da sor hocam. Bana da sor. Osimhen.
Osimhen, ben de Osimhen diyorum. Tamam, bravo. Kalede Muslera, savunmanın sağında Osay, sol bekte Kostić, Sanchez Çiku, ön tarafta Amrabat Sara, sağda Barış Alper, solda Sen Maximen, 10 numara Mertens, ileride Osimhen. 4-2-3-1. 5 Fenerbahçe. Doğru mu saydım? Siz de bir sayın. Doğru. 6 Galatasaray'dı. 6 Galatasaray. Demek ki şampiyonluk şansları işte 4 çıktı. Evet. Yani 55'e 45. Çok güzel. Fakat tuhaf olan şimdi, şu. Tuhaf olan da şu ama mesela. Bütün defans o takımı neredeyse şeyden bir teşekkür ederim. Kanka şunu söyleyeceğim. Bir kez daha gösterebilir miyiz Serkan'cığım burayı? Şimdi tuhaf olan şu mesela. Neden? Şimdi biz 11 maçın karmasını yapsak bu karmaya mesela Tadic'in girmemesi inanılmaz futbol cinayeti olur. Attığı gol, yaptığı asist 12 haftada bakın sayısına kim yapmış? Hayatım o değil. Mesela yarın Tadic yok. Çıkıyoruz. Yarın Real Madrid'le çıkıyoruz. Hocam sen maça yarın çıkarsan formda oyuncularla oynamaz mısın? Şu anda evet. En formdayız. Evet, bir dakika. Ben de işte şu andaki en formda bir şey oyuncu. Şu andaki Tadic. En formda oyuncu. Ligdeki o 12 haftaya bakılmaz sen mı? Sen Tadic fikrini söyledin ama görmedi. Ama bak Sinan da aynısını söyledi. Şu ana bakarsak dedi. Şu ana bakarsak Yunus dedi. Ama futbolcu olarak Maximen dedi. Onu söylüyor. Sinan da benim de. Abilerim. Hocalarım. Erte bir görelim. Şimdi soru şu. Bu takımda bir şey eksik. Mesela Rafa Silva'yı koyarım. Abi, anladın mı? Mertens Silva. Anlıyorum, anlıyorum. Bu takımda bir şey eksik. Ne eksik ya? Mourinho mu Okan Buruk mu? Okan Buruk. Hiç. Real Madrid'le oynuyorsunuz. Okan Buruk. Mourinho mu Okan Buruk mu? Okan Buruk. Yarın maça çıkacaksınız. Abi Mourinho'yu zaten Mourinho'ya girdim orayı da karıştırır. Okan Buruk. Abdülkerim abi. Konuşmam bile. Mourinho. Tabii ki yok. Rasim. Okan Buruk. Ben de Mourinho diyorum. Yuh, 3 tane Mourinho. Niye? Bir şey Real Madrid'le maça çıkacağım. Jose Mourinho. Real Madrid'le milli maç yapacağım. Jose Mourinho. Peki. Hocam. Mertens'i çıktım. 4-4-2'ye döndüm. Osimhen'in yanına. Acun abi gibi sorayım mı? Evet. En-Nesyri mi oynar? Dzeko mu oynar? Icardi mi oynar? Icardi oynar. Sakat ol ben Icardi oynar. Dzeko oynar. Dzeko oynar ya. Ya utanır adam. Attığı goller herifin kaç tane gol atmış ya. Sinan abi. Evet. Mertens'i çıkarttım. 4-4-2'ye döndüm. 4-4-2'ye döndüğümde Mertens'i Dzeko. Çıkarttım. 4-4-2'ye döndüm. Icardi mi gerek Osimhen'in yanına? Dzeko mu En-Nesyri mi? Icardi. Ben de Icardi diyorum. Icardi. Başka? 3. Ben de Icardi. Sen de Icardi. 3-2. Peki en kritik soru geliyor. Evet. Icardi şu oldu. İdeal 11'e Fener Galatasaray karmasında kaç tane Beşiktaşlı oyuncu bunlardan birine ekarte edip girebilir? Bir. Mertens yerine Rafa Silva. Rafa Silva. O kadar. Rafa Silva. Ha, evet. Buradan ne çıkıyor? Bir, Rafa Beşiktaş'ın Silva. Kadrosu diğer ikisine göre aşağıda Beşiktaş kötü kadro vurmuş. Beşiktaş ellenmiş. Ellenmek ne demek? Büyük paralar karşılığında büyük para basımlı oyuncu almış. Rafa Silva uzak ara. Tamam. Rafa Silva bir tane koyuyorsunuz abi. Evet, bakın. Evet. 11'de 1. Aynen. Çok güzel oldu biliyor musun? Çok acayip bir şey oldu. Ama Muslera mı Livakovic mi konusunda diye çok şu ama anda mesaj yağıyor. Mesela Livakovic de olabilirdi. Tadic. Şalper'i oynatmayacaksın. Tadic'i oynatacaksın. Tadic de olabilir. Veya hocam. Sen Maxim'i oynatmayacaksın. Hocam şuna bakacaksın. Ben onu söylüyorum. Şu anda 12 hafta oynanmış. Böyle bir karma yapıyorsan. Buraya mesela Tadic'i almamak cinayet olur. Peki alalım ya. Torreira konusunda ve Livakovic konusunda hocam, çok tepki var. Galatasaraylılar nasıl Torreira olmaz diyor. Fenerbahçeliler nasıl Livakovic olmaz diyorlar. Yani fikir ayrılığı bu. Şimdi bak Barış Alper'in yerine. Belki bir sorular sana başkan olarak Ali Koç udursun özellikle. Barış Alper'in yerine Tadic'i düşünürüm. Bir. İkincisi Abramat'la şey arasında soru işareti var bende. Amrabat mı? Torreira mı? Bana göre Torreira. Ben Torreira derim. Torreira mı? Ben Torreira derim. Ben Torreira Barış derim. Alper mi? Tadic mi? Tadic mi? Tadic derim orada da. Ali Koç mu Dursun Özbek mi? Ali Koç mu Dursun Özbek mi? Ben kanaatimi veriyorum. Abi, çok ciddi söylüyorum. Bir dakika hocam söyleme. Sevgili seyirciler. Teknik direktör Jose Mourinho. Kalede Muslera. Niye Jose Mourinho? 3'e 2 kazandı. Çünkü tamam demokrasi. Demokrasi var. Okey. Muslera kalede, savunmanın sağında Osayi, Sanchez, Çiku Kostić, Gabriel Sara, Amrabat. Amrabat mı Torreira mı konusunda tartışma var stüdyoda. Ama 3'e 2 Amrabat oldu. Ön tarafta Mertens, sağda Barış Alper, solda Maximen, ileride Osimhen. Şimdi bu takımın teknik direktörü Jose Mourinho. Ne soracaktım ben he? Bu takım Dursun hücum oynar, defans mı oynar? Okan oynarsa hücum oynar. Öne. Mourinho oynarsa defans oynar.
Ha? Ne yapıyorsun sen ya? Yönetmenim Okan, söylüyor. Okan oynarsa bu takım hücum oynar. Mourinho olursa savunma oynar. Mesela Kostic'in yerine ben yani tabii Beşiktaş'tan iyi bir Musaku da koyabilir. İyi bir Musaku da koyabilir. Doğru. Ne? Kostic'in yerine Musaku da olabilir dedi. Ha Musaku olabilir, olabilir. İkisi de. Ha Beşiktaş'ı mı diyorsun? Beşiktaş'tan yani. Olabilir. Bir de Gerson düşünüyor. Bir dakika. Rafa bir dakika hocam peçete verir misin bir tane oradan? Buyurun. Bak şimdi. Oğlum, şuna ya. Fit miyiz? Sinan abi, Abdülkerim abi. Ben de kalkayım var. Yok, sola Barış ya. Alper Yılmaz'ı koydum. Buraya Tadiç'i koydum. Buna var mıyız? Ertem böyle 10 tane senaryo yapılabilir. Hepsi de sol beke Barış Alper Yılmaz. Abicim. Sağ tarafa Tadiç. Abicim bak böyle 10 tane şey ben sana söyleyeyim. Şimdi oradan bak, mesela Maksime'ni çıkardın tamam mı? Hı hı. Yunus Akgül'ü koydun. Veya ne Sara'yı koydun. Veya Sara'yı koydun. Ne var? Yani. Sara var zaten. Sara hayır var. Hayır. Oraya Abramat'ın yani ay Abramat'ın yanına Torreira'yı koy. Sarayı oraya çek mesela. Ya böyle çok Gabriel şey yapılabilir Sarayı. Canım yani bu çok senaryo yapılabilir. Ahmet Hoca bizi bir yere sıkıştırınca mecbur söylüyoruz. Osimhen oynar. Ne ya? Ne oluyor abi ya? Ben yeni bir kadro yapacağım. Osimhen. Bunu var ya talih şeyi. Her neyse Ertem artık geç şimdi, oldu. Hadi be abicim. Kardeşim bunlar nerede şey? Ben abi. Dur, silme abi kadro yaptık. Neyi siliyorsun? Abi kadro. Yaptı bitti mi? Bitti. Mourinho. Palavra, teknik direktör Mourinho. Palavra. Ceketin silinmesin. Dur ceketine sürme. Palavra bunlar. Ne yazacak? Teknik direktör Jose Mourinho. Say senden say. 5 Fenerbahçeli 6 Galatasaraylı. Aslında 6'ya 6 gibi oluyor. Torreira mı Amrabat mı? Sağ tarafta sağ tarafta Barış Alper mi yoksa Tadiç mi? Tüm bunlar palavradır. Ya sen hastasın ya. Gerçekten normal değilsin ya. İşte olay yapı budur. Var yazdı. Yapı. İlk hem yapıyı 11, kullandı 11. Hem varı kullandı hocam. Yapı var. Evet doğru. Evet. Bir şey söyleyeyim. Şu bilimsel tahminlere geçmeyelim. Bilimsel tahminlerimize geçelim. Ben 3-2 dedim dalga geçtiniz. Galatasaray 3 Tottenham 2 oldu. Benden özür diler misin? Senden özür dileriz. Evet sen 3-2 dedin gerçekten dedim tebrik burada. Ediyoruz. Galatasaray kazanır kim dedi senden başka sen burada? Sen dedin. Evet. Sen Beşiktaş'ı da söyledin. Beşiktaş da Malmö'yü yener dedin. Yener dedin bravo. Ben bir tek Fenerbahçe'de yanıldım. AZ'yi yeneriz dedim. Ben bir tek Fener'i bildim. O, vallahi o resmen o 18. Yanıldım. Şu anda tweet yağıyor. Ne diye? Tweet yıkılıyor mu? Halimizi hatırımızı soranlar çok. Torreira, Amrabat ve Livakovic Muslera konusunda. Hepimizin halini hatırını soruyorlar nasılsınız diye. Şimdi sevgili seyirciler. Sen de onların halini hatırını sorsana. Onlar iyi miymiş? Hepsine sevgi saygılarımızla. Ben de hepsinin halini. Bizim halimizi hatırımızı soran herkesin toptan. Herkesin halini hatırını ben de soruyorum. Soruyor musun? Acaba nasıllar iyiler mi? Ya Abdülkerim abi. Ne sevgili oldu ya seyirciler. Niye gülüyorsun? Yok halimizi ya, hatırımızı soruyorlar demedin mi iyi misiniz diye? İyiyiz. Yaz. Ben de toptan onların halini hatırını soruyorum. İyi misiniz nasılsınız? Şu maçlara geçelim tahmin. Galatasaray kalan maçlar, Fenerbahçe kalan maçlar, Beşiktaş kalan maçlar, Samsunspor kalan maçlar. Puan durumuna göre gideceğiz. Önce lider Galatasaray, son şampiyon Galatasaray'ın kalan maçlarını bir ekranlarınıza getirelim ligin ilk yarısında. Abdülkerim abi ekranda. Kim? Rasim yapsın. Siz. Önce Rasim yapsın. Önce Rasim. Bize bir ufuk açsın. Bilimsel. Rasim'den bilimsel. Ben bilimsel tahmin konusunda. Rasim senden bir ricada bulunabilir miyim? Türk futbol yorumculuğunda çığır açmış bir insanım. Bravo. Rasim senden bir ricada bulunabilir. Lütfen hatırım için. Söyle. Gerçekten hatırım için. Ne olur bak tamam bilimsel ama lütfen hani şey olarak söyleme. Duygularınla konuşma ne olur. Ben bilimle konuşurum. Sen bilimsin. Yürüyen. Bilimsel. Ayaklı bilim. Ben yürüyen bilimim. Bravo. Ayaklı bilimim. Evet Sinan abi. Sinan abi ayaklı yani şu ayaklı yapı. Ayaklı yapı diyorsana Sinan abi. Şu an ayı veriyorsunuz. Niye? Ya şurada Beşiktaş'ın kadrosunu bile konuşmuyorsun. Oo, konuşan kadrosu bravo. Mu?
Rafa Silva'nın babıyla yönetime. Son babıyla var. Var. Onu, Rafa Silva onu, onu yönetime, onun hesabını yönetim verecek Sinan abicim. Onun hesabını yönetim verecek. Rafa Silva'nın babıyla. Çabuk çabuk geçelim arkadaşlar. Peki, bak Rasim. Rasim ilk yarıda kalan maç. Galatasaray Bodrum Spor deplasman. Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmandaki maçı bilimsel incelediğimizde Galatasaray alır. Galatasaray 3 puan. Azi Alkmar deplasman. Bir dakika. Azi Alkmar'ı saymayalım. O aradaki maç yani gidip geliyor diye veriyoruz. Ligde kalan maçlar. Galatasaray'ın tamam. Kaç puanı var? 31. 31. Değil mi? Evet şu an 31'iz. Bodrum'u yendik 34 olduk. Tamam, 34. Eyüp Spor. Evet, içeride. Bilimsel baktığımızda Eyüp Spor maçını Galatasaray alır. 3 puan. Sivas deplasman. Spor maçı zor olur deplasman. Bilimsel değerlendirdiğimizde Galatasaray alır. 3 puan bilimsel. Sonra Malmö maçına gidiyorsunuz. Kapatıyoruz. İsveç'ten geliyor Trabzonspor'la. Trabzonspor'u Ali Sami Yen'de karşılayacağımız için Trabzonspor'un bu seneki durumu ortadadır. Galatasaray alır. 3 puan. Kayseri deplasmanı. Kayseri deplasmanı çok kolay geçmeyebilir ama Galatasaray kazanır. Göztepe içeride. Göztepe. İçeride yine Göztepe. İzmir'de olsa daha zordu ama Ali Sami Yen'de Galatasaray alır. 3 puan. Başakşehir deplasmanı. Başakşehir maçını deplasman kabul etmek mümkün değildir. İstanbul'dur. Çok yine bizim taraftan doldurur. Bilimsel bakarsak Galatasaray alır. Çocuk bir şey diyeceğim sana bak evet. Çocuk diyorum. Kardeşim. Atatürk gibi çocuk. Bir şey söyleyeceğim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 puan yaz diyebilirdim bana. Galatasaray beni alır. Vaktimi niye alıyorsun bilimsel çünkü bilimsel diye. Çünkü ben bir bilimsel tamam, saygı duyuyorum. 52 ya, puan. 6 maç değil mi? 18 puan. 18 puan mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puan. Sonra puan be. Kaç maç ya ligde? Bodrum Spor, Eyüp Spor, Sivas Spor 3. Trabzon 4, Kayseri 5, Göztepe 6, Başakşehir 7, İlker 3, 21 puan. 21 puan. Bence bilimsel. Doğru. 52 puan. Bilimsel. Zaten bilimsel. Bugüne kadar bir beraberliği var Galatasaray'ın. Hayır bu kadar. Hani sürpriz bir şey olmamış ki. Ya Rasim'e yüklenmeyin ya. Dediklerim doğru. 12 maç bir beraberliği yok mu? Rasim bunları da kazanır diyor. Ne var bunda? 52 puan oldu. Galatasaray ligin ilk yarısını 52 puanla kapatıyor. Geldik Abdülkerim abiye. Bodrum Spor'la deplasman Abdülkerim abi. Benimki hiç bilimsel değil, hurafe bir yorum yapıyorum. Evet, Bodrum Spor'un hocası Volkan Demirel olmasaydı Galatasaray 3 diyecektim. Volkan Demirel efekti var. Ben berabere bir çek başlıyorum. Beraber 1 puan. Geçen sene Hatayspor Galatasaray'ı yenen Fener'den sonraki tek takımdır. Hatta ilk Hatay'ı yenmişti Volkan Demirel'le. Hollanda'dan geliyorlar Azi Alkmaar deplasmanından Eyüp Spor maçını içeride. Eyüp Spor'u hiç sorma. Hemen direkt Galatasaray'a 3 yaz. Sivas deplasman. Bülent Uygun 0. Beraberlik. Oo, bir beraberlik mi? 1 evet, puan. Evet. Malmö deplasmanına gidiyor ve sonrasında Trabzonspor'la oynuyor. 3 puan hemen 3. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Sivas deplasmanı ve Malmö deplasmanı soğuk, kar, kış, kıyamet. Evet. Sakatlığa çok dikkat etmesi lazım Galatasaray'ın. Tamam. Kayseri deplasmanı aferin diyor. Trabzon'a 3 yazdı mı Galatasaray'a? Bir dakika. 3. 1 demediniz mi? 3. Bodrum 1. Bodrum 1. Eyüp 3. Eyüp 3. Sivas 1. 1. Trabzon'u yener 3. 3 tamam. Kayseri'yi yener 3. Göztepe'yi yener 3. Başakşehir'i hiç sorma yener. Yaz. 3, 6, 9, 12. Bana hiç sorma. 13, 16, 17 puan. 17 puan, 48 puan oldu Galatasaray Abdülkerim abi. Sinan abicim. Evet canım. Bodrum deplasman. Şimdi Apo Volkan diyor mu ben? Baktım. Ocağa kadar Volkan'ın işi çok zor. Ocak'ta muhtemelen transfer yapacaktır. Ben Galatasaray kazanır diyorum. Galatasaray kazanır diyor. 3 puan Sinan abi. Eyüp Spor'la içeride. Yani herkes diyor ki Murat Özkaya Başkan Galatasaray'la Arda Turan Galatasaraylı. Ha gücü yeter mi bilmiyorum. Ama Galatasaray bu maçı kazanırsa bu Samsun maçı gibi falan maç olur bak. Samsun maçı gibi. Ben Eyüp Spor yenilmez diyorum. Eyüp Spor yenilmez. 1 puan dedi Sinan abi. Sivas deplasman. Sivas Spor kar, kış, kıyamet olabilir. Yani bilmiyorum. Yine Galatasaray kazanır diyorum. 3 puan. Trabzon içeride. Galatasaray kazanır. 3 puan. Kayseri kazanır. Deplasman. Kayseri mi kazanır? Galatasaray kazanır. Göztepe içeride.
Abi işte o haftaki... Zor. Mesela Osimhen sakat. Abi Allah korusun, temenni değil veya bilemezsin. Berabere. Berabere Başakşehir deplasman. Berabere. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 15 puan. 46 puan topladı Galatasaray Sinan abiyle. Ahmet hocam. Bodrum deplasman. Galatasaray handikaplı kazanır. 3. Eyüp içeride. Galatasaray handikaplı kazanır. Sivas deplasman. Galatasaray kazanamaz. Kazanamaz. Beraberlik? Olabilir. Beraberlik mi mağlubiyet mi? Beraberlik. Trabzonspor'la içeride. Galatasaray kazanamaz. Kazanamaz Trabzon maçını. Beraberlik mi? Öyle diyelim. Kayseri deplasman. Kazanır. Galatasaray kazanır. 3 puan. Göztepe içeride. Handikap kazanır Galatasaray. Başakşehir deplasman. Galatasaray kazanır. 3, 6, 9, 10, 11, 14, 17. Etti mi? 48. Geldik Fenerbahçe'ye. Hocam ekrandasın Fenerbahçe'ye. Buyurun beyefendi. Fenerbahçe'yle devam edelim seninle. Ahmet hocam. Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında milli aradan sonra. Fenerbahçe kazanır. Gaziantep Spor'la içeride. Fenerbahçe handikaplı kazanır. Beşiktaş'la İnönü Stadı'nda, Tüpraş'ta. Fenerbahçe kazanamaz. Beraberlik, mağlubiyet. Yenilebilirdi. Mağlubiyet verdik. Başakşehir'le içeride. Fenerbahçe kazanır. Eyüp Spor'la deplasmanda. Fenerbahçe kazanır. Hatay Spor'la içeride. Fenerbahçe kazanır. Konya deplasman. Fenerbahçe kazanamaz. Beraberlik. Olabilir. 1, 4, 7, 10, 13, 16. Fenerbahçe'nin 26 puanı var. 16, 26 daha 42 puan yapıyor Fenerbahçe. 42 puan yapıyor. Rasim. Evet. Bilimsel... Rasim. Bilimsel tahminlerimi... Kayseri Spor'la içeride. Halkın huzuruna açıyorum. Kayseri Spor'la deplasmanda. Beraberlik. Kayseri zorlar. Gaziantep Spor'la içeride. Fenerbahçe alır. Beşiktaş'la deplasmanda İnönü'de. Beşiktaş kazanır. Başakşehir'le içeride. Beraberlik. Eyüp deplasman. Beraberlik. Hatay Spor'la içeride. Beraberlik. Konya deplasman. Konya alır. 1, 2, 3, 4, 7 puan topladı Fenerbahçe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçta 7 puan topladı ve 33 puan oldu. Mourinho gitti, Ali Başkan gitti, Acun Ilıcalı gitti. Herkes gitti. Ligi 5'i bitirdik. Ligi 5'i 33 puan. Bilimsel Rasim. Bilimsel. Sinan abime geliyorum. Evet canım. Sinan abi Kayseri deplasman Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Gaziantep'le içeride. Fenerbahçe kazanır. Beşiktaş'la deplasman. Beşiktaş kazanır. Bravo. Başakşehir'le içeride. Fenerbahçe kazanır. Eyüp deplasman. Berabere. Hatay Spor içeride. Fenerbahçe kazanır. Konya deplasman. Fenerbahçe kazanır. 3, 6, 7, 10, 13, 16. 16, 26 daha yine 42. Rasim gibi 42 puan. Ahmet Hoca gibi 42 doğru. Puan. Sen kendini söyle. Abdülkerim abi. Evet. Ha. Apo'dan sonra pardon. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe Kayseri deplasmanında kazanır. Gaziantep'li içeride. Kazanır. Beşiktaş deplasman. Berabere biter. Başakşehir içeride. Fenerbahçe kazanır. Eyüp Spor deplasman. Onu en son onu söyleyeyim. Öbürüne geç. Hatay Spor'la içeride. Yener kazanır. Konya deplasman. Konya'yı da yener Konya'da. Eyüp deplasman. Bilimsel. Eyüp deplasmanı. Kasımpaşa statında oynanıyor. Eyüp Spor iyi takım. Çıra'nın dediği gibi başkanına bakıyorum. Hocasına bakıyorum falan filan. Acayip zor bir maç yaşatacaklar Fenerbahçe. Eyüp mü? Evet. Fenerbahçe'nin en kolay maçı Eyüp olur. Ben yani... Handikaplı kazanır. Ya yani içimden beraberlikte geçiyor falan. Bak çıkamadım işin içinden. Çok da şey yapmayayım. Fenerbahçe kazanır diyeyim. Ama 3, 6, ne 7, kadar 10, sıkıntılı 13, olduğunu 16, anladınız 19. Değil mi? Yani evet. Eyüp Spor öyle bir takım. Hocam, özellikle biliyorsun Fenerbahçe ile Eyüp Spor Galatasaray'a şey göreceksin nasıl oynayacağını göreceksiniz. 45 puan oldu. Ve Galatasaray'a Eyüp Spor öyle kolay falan teslim olmaz. Tabii tabii. Görürsün. Bak görürsünüz. Samsun Spor. Görüşürüz buradayız Sinan. Samsun Spor'a gelelim. Samsun. Sinan abi ekranda Samsun Spor'la devam edelim. Hayda Samsun'dan var.
Samsun. Hakkını verelim. Üçüncü Alanya sırada kazanır. Doğru Samsun. Alanya. Samsun yener. Samsun Spor, Alanya Spor içeride yener. Bodrum'la içeride. Bodrum'u da yener. Eyüp deplasman. Eyüp yener. Bay geçiyor, sonra Sivas deplasman. Berabere. Trabzon'la içeride. Berabere. Kayseri deplasman. Kayseri kazanır. 3, 6, 7, 8. 8 puan. 8 puan. 33 puan oldu Samsun Spor. Gelelim Rasim'e. Samsun Spor. Rasim'cim. Alanya içeride. Samsun Spor bu sene bu Mehmet Topal'ın Romanya'da yönettiği takım gibi. Böyle sürpriz ikinciliğe doğru ilerliyor. Söyleyeyim. 1, Alanya. Samsun alır. Efendim? Samsun alır. Samsun Spor aldı. Bodrum içeride. Bodrum FK, Samsun alır. Eyüp deplasman. Samsun alır. Bay geçti, Sivas deplasmanına gitti. Orada beraberlik olur. 1 puan. Trabzonspor'la içeride. Beraberlik olur. Kayseri deplasman. Samsun alır. Eyüp Spor. 4. Eyüp Spor. 2 takıma takılır. 3 büyüklere galibiyet primi veriyormuş. 3 büyüklere yani Samsun'un gibi. Üç büyüklere. Murat Özkaya başkan şimdi kardeşim mesaj attı. Eyüp Spor üç büyüklere galibiyet primi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında galibiyet primi veriyor. Derbileri de diyelim. Bunlar derbi olacak. Aynen öyle. Abdülkerim abim. Samsun Spor, Alanya Spor içeride. Berabere. 1 puan. Bodrum Spor, Eyüp Spor. Samsun Spor kazanır. Bir dakika, Alanya'yı söyledik mi? Bir daha alabilir miyiz? Alanya maçı berabere biter. Bodrum Spor, Samsun Bodrum. Bodrum'u yener, Samsun yener. Yani. Samsun yener. Kazanır. Eyüp deplasman. Eyüp Spor kazanır. Peki. Bay geçtik, Sivas Spor deplasmanına gittik. Berabere biter. Trabzonspor'la içeride oynadık. Berabere biter. Kayseri Spor'la deplasmanda oynadık. Berabere biter. 1, 2, 3, 6, 7... 25 daha 32 puan. Ha, Abdülkerim abi ilk yarı 32 puanla. Vermiyoruz. Vermiyoruz demiş. He. Ben yanlış yazmışım. Eyüp Spor, virgül, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde galibiyet primi vermiyor. Vermiyormuş. Geldik Ahmet hocama. Buyurun. Samsun Spor, Alanya Spor içeride. Samsun kazanır. Bodrum Spor'la içeride. Samsun kazanır. Eyüp'le deplasmanda. Berabere biter. Bay geçtik, Sivas deplasmanındayız. Sivas kazanır. Trabzon'la oynuyoruz. Berabere biter. Kayseri deplasmanına gidiyoruz. Samsun kazanır. 3, 4, 5, 8, 11. En çok Ahmet Hoca'yla topladılar puanı. Hayır. Bende de var. Ben de çok 3, puan verdim. Sen daha çok topladın, 39. Geldik Beşiktaş'a. Beşiktaş. Ahmet hocam, buyurun. Senle başlayalım mı? Evet. Evet, buyurun. Beşiktaş Göztepe. Göztepe kazanır. Hayda. Bilimsel mi hocam? İstanbul'da bile diyorsun. Evet. Kazanır. Beşiktaş Hatay deplasman. Hatay yenilmez. Berabere. Berabere. Fenerbahçe ile Tüpraş'ta. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanında. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazandı. Alanya içeride. Beşiktaş kazanır. Çaykur Rize deplasman. Beşiktaş kazanır. Bodrum'la içeride. Beşiktaş kazanır. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 21 daha. Yalnız 37 puan. İçimizde en doğru tahminleri yapan Rasim olduğunu biliyor musunuz? Kesinlikle. Hem de sporuna yani, kadar. Evet. En doğru. Çünkü niye? Bak, adam bilimselliği. Hepimizden daha iyi futbolu biliyor musunuz? Yok bilimselliği. Ama biz senin teknik olarak farklı bakıyoruz. Tabii. Şöyle olabilirdi yani. Futbolun yani şeyinden, doğasından bakıyor. Denkli. O bilimsel, bilimsel olarak bakıyor. Bu kültüründen dolayı, genel kültüründen dolayı hesap ediyor. Şöyle olabilir diyor. Yani bir de fanatizmi var. Bir de fanatizmi de var. Oradan dalıyor. Ufkumuzu yani, açıyor. Ben dedim ki doğru yapsın. 90 doğru düşünüyor. Abdülkerim abi. Beşiktaş Göztepe ile içeride. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır dedi. Beşiktaş Göztepe'yi mağlup eder dedi. Hatay'la deplasman. Rızası var, Abu Bakar'ı falan var. Berabere biter maç.
Berabere bitiyor. Abdülkerim abi acayip mesajlar veriyor anlamak isteyene. Tabii ki. Aynen. Hatay deplasman, Fenerbahçe'yle. Can çekişiyor, senin gibi adam ya. Fenerbahçe'yle. Bir şey söyleyeyim, Rıza maç kazanamıyor. Bir tane kazandı geldiğinden beri. Bu hafta kazandı işte. Bir tane de kaç maçta kazanamıyor. Mutlaka alması lazım. Artık abi Beşiktaş, Fener kimse. Herkes artık puan aslanıyor. Onu diyorum işte, puan veriyorum ben de. Yani Hatay yenilmez durum. Hayır, seni hiç yapmadın o söyleyeyim. Artık yok yani öyle bir. Tabii ki, kolay puan. Bir de baktım yani iyi oynadı Hatayspor biliyor musun? Kolay kazandı ya, iyi oynuyor ya. Tabii, tabii, yani bizim tabii. Beşiktaş tehlikeli takım. Parasını verdi Abubakar'ı Hatay'a veriyor. Hatay bu ona çarptı. İnanılmaz bir şey. Aynen öyle. Bizde santrafor yok. Aynen öyle. Buyurun mantığa bakalım. Aynen öyle. Mantık. Fenerbahçe ile içeride. Berabere biter. Adana Demirspor deplasman. Beşiktaş kazanır. Alanya Spor'la içeride. Beşiktaş kazanır. Rize deplasman. Berabere biter. Bizi Bodrum. Bizi mi Trabzon ne yaptı? Bodrum. Beşiktaş kazanır. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 36 puan Beşiktaş. İlk yarıyı 36 puanla topladı. 36 puanla kapattı. Rasim, Sinan bilimsel abi sana bırakıyorum Beşiktaş'ta. Rasim, Beşiktaş Göztepe içeride. Beraberlik. Beşiktaş Hatay deplasmanında. Beraberlik. Beşiktaş Fenerbahçe içeride. Beşiktaş alır. Adana Demirspor deplasmanında Beşiktaş. Beşiktaş alır. Alanya ile içeride Beşiktaş. Beraberlik. Beşiktaş'ımız Rize deplasmanında. Beraberlik. Beşiktaş'ımız Bodrum'la içeride. Beşiktaş alır. Ben Bodrum Spor'u çok seviyorum. Benim ikinci takımım. 1, 2, Bodrum, 5, PK. 8, 10, 13. Beşiktaş 34 puan topluyor Rasim'le. Ve geldik İmparator'a. Sinan abicim, Beşiktaş... Fanatik Beşiktaşlı kardeşlerim çok. Var. Beşiktaş'ı sıralamaya koymayın diyorlar. Kendileri çok, Beşiktaş'ta. Çok zor kazanır çok zor. Beşiktaş Göztepe'yi. Yarım sıfır falan gibi yani. Aynen yani. Bak Göztepe de yenerse sürpriz değil. Beşiktaş kazanır diyorum yani. Beşiktaş Göztepe. Beraberlik gibi yürüyor bana. Aynen katılıyorum Sinan abinin bu yorumuna. Hatay deplasman. Berabere. Fenerbahçe de içeride. Son şansı, taraftara kendini affettirme şansı futbolcuların. Doğru. Kaybederse ne o Van Brokros falan kalmaz. Hepsi gider. Yerlere ser yerinde. Beşiktaş kazanır diyorum. Temenni açısından söylüyorum ki düzen bozulmasın diye. Evet. Demirspor deplasman. Adana Demirspor deplasman. Adana Demirspor. Demirspor tahminlerini koymamışsınız. Murat Özkoy'a bak isteme diyor sana. Ama şampiyonluğa oynayan takımları. Şampiyonluğa oynayan. Yok Samsun Spor ama Samsun. Ama benim Eyüpspor'um da oynuyor şampiyonluğa. Tamam sonra koyarız Murat Başkanım. Başkan. Kusura bakma Murat Başkanım atladık. Burada bir eksiklik yapmışız. Atladık, yani. Kusura bakma Başkanım. Eyüp Spor'u koyacağız. Ben Eyüp Spor'um. Samsun Spor'u. Yani ona bakarsanız Başakşehir'i koymadım abi. Ya. Aa, Göksel Gülüşta yazmış. Bir dakika Başakşehir'i abi. Neden koymadım? Abi dur bir dakika ne olursun. Sinan evet, abi. Spor... Göztepe'yi Beşiktaş yener dedi. Karıştı şimdi. Hatay deplasman 1 puan. Fenerbahçe 3 puan. Sinan abicim. Adana Demirspor deplasman. 3 puan. Alanya Spor'la içeride. 3 puan. Çaykur Rize deplasman. 1. 1 puan Bodrum Spor'la içeride. 3. 3, 4, 7, 10, 13, 14, 17, 38 puan en fazla Beşiktaş'a Sinan abi topladı. Şimdi, hocam soruyorum. Eyüp Spor maçlarını soruyorum. Murat kardeşim atmış. At. Rize maçı. Nerede maç? Maç nerede Rize? Ben fark etmez içeride dışarıda. Rize olur mu fark etmez olur mu? Eyüp kazanır. Eyüp içeride, Eyüp içeride. İçeride mi? İçeride. Eyüp kazanır. Galatasaray. Galatasaray kazanır. Samsun. Berabere. Kasımpaşa. Eyüp kazanır. Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Handikaplı hem de. Antalya. Nerede maç? Dışarıda. Berabere. Var mı başka maç? O kadar. Siz bir şey söyleyeceğim. Siz Eyüp Spor ve Samsun Spor Kulübü başkanlarının şampiyon olmayı istediklerini mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Ben onların kendi takımlarından takımlarından önce Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediklerini düşünüyorum. Oo, İki kulübün başkanının da zaten bir tanesi itiraf etti. Yenselikler olacak dün akşam. Dedi ki ben 1-1 bitmesini istiyorum dedi. Yani siz Murat yani hakikaten istiyor musunuz? Yani onlar hakikaten kendi takımları başkan olduğu kulüplerin mi şampiyon olmasını istiyorlar? Galatasaray'ın mı? Abicim ben, Galatasaray'ın daha çok istiyorlar. Sen benim samimiyetime inanıyorsun. İnanıyorum Murat sana. Murat Özkaya ben kardeşim haftada 3 gün falan 4 gün kahvaltı yaparız buluşuruz. Ne güzel. Nerede yaparsınız? Zorlu da kahvaltı otururuz. Çok öğleden güzel. Sonra da buluşuruz. Murat 50 yaşlarında. Ne neyse yapar? Hocam.
Yapıyor hocam, işleri var bir sürü işte. Araba işleri var, bir sürü kiralama. Kahvaltı diyor Sinan'la. Burcu'nu Aslan. Neyse. Eyüp spor ilk üç. Hasta Galatasaray'da. Türbünden gelme Galatasaray'da. Ama bir Arda Turan olayı var. Bir Eyüp spor mucizesi çıkardı. Yani Eyüp spor takımı 11 milyon euroya kurduğu bir Eyüp spor takımı var. İdealist. Ben Galatasaray'ı yensin, üzülebilirler. Ama daha çok mutlu olurlar. Sinan abi bir dakika ya. Ne daha olur şu müziği alsana. Onun için Murat Özkan çok idealist bir adam. Evet. İsim veriyorum. İlhan Özacar. Ne demiş İlhan? Sakalı, şekli şemal. Hocam normalde konuşmam böyle bir şey. Dur dur ne olur Abdülkerim abi hiçbir şey deme. Şekil, evet. Aa soytarılar sahnede. Tamam. Gören adam zanneder. Böyle bir şey yok ama. Ya bak şimdi hiçbir zaman normalde bir şey demem. Altına yazdıkları da bambaşka şeyler. Aa soytarılar sahnede. Yüzüne, tipine, şekline bakan da adam o zanneder ama, böyle. Esas isimdir, isim fotoğraf değil o. O ya. O fotoğraf değil. Bakayım ben. Ver bakayım. Fotoğrafa bakayım. Bak dur. Ver bakalım fotoğrafa. Bakayım fotoğrafa. O ya o. No name isimleri. Bilmiyorum. Ne alakası var Ertem? Twitter'dan yazan bir herifin birini. Canın sağ olsun İlhan'cığım be. Canın sağ olsun. Bir şey söyleyeyim. Canın sağ olsun koçum be. Ayrıca bir dakika ya. Ayarlanırsın. Ama seversin bizi tanısan biliyor musun? Ayrıca ifade özgürlüğü. Hocam. Hocam. Benim için ifade özelim de abi. Bir şey söyleyeyim. Ama aslında İlhan. Bizi seversin be. Boş ver. Canın sağ olsun. Neyse ya. Koy sepete. İlhan'cığım sağ ol. Canın sağ olsun. Yok yok. Şey vardı Abdülkerim abi. Görsen sıkıntı vardı. Ya boş ver Ertem ya. Adam ya. Adama şimdi 30 yıl saklayacağım video. Kes burayı kesin. Nidam adam ismi sevgiler, geçti diye video yapacağım burayı ya. Sevgiler, ya. O zaman no name şey söyleyeceğim. No o zaman, name isimlere video zaman, yaptıracaksın. Burayı kesit alır biliyor musun? Benden bahsedildi. Hayret bir şey ya. Niye? Bu benim fikrim. Siz vermeyin abi, cevap canım. Ben veriyorum. Tamam. Siz vermeyin. Bu babacığım, benim fikrim. Ben veriyorum. Sen verme. O vermesin. Ben veriyorum. Gidelim sen ver. Gitme ya. Otur ama bir dakika. Konuşacağım. Yani hayır biz. Bir tanesine. Bir. Ama Eyüp tane Spor Şampiyonlar ben. Ligi. Oturman lazım baba. Şampiyonlar Ligi'nde Eyüp Spor'u göstermedi. Abdülkerim abim mesajı var. Yok ben gidiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Eyüp'te Samsun'da ilk üçü hedefliyor. Bence ikisi takım. Evet sen Abdülkerim abi selamlarınızı alıyoruz. Eyüp şampiyon hedefleyebilir mi? Samsun. İlk üç bile mükemmel ya. Haftaya selamlar olsun. Nereye ya? Haftaya. Sizleri çok seviyorum. Yeni haftanız bizim için bugün hafta sonu gibi pazartesi. Bizim haftamız yarın başlıyor. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yok. Pazartesi yok ama pazar günü var. Pazar günü tek program yapacağız milli maç sebebiyle. Ama cumartesiyle pazartesi yokuz sevgili seyirciler. Bunun altını çizerek belirtelim. Sizleri çok seviyoruz. İyi geceler. Kalın sağlıcakla.